Merhaba arkadaşlar. Bu konuşmayı uzun zamandır hazırlamak istiyordum. Aklımdaydı ama sonunda bugün başardım bunu. Daha önceden de bir söz verdim. Söz verince ister istemez bitirmek gerekiyor. O yüzden bitirdim çok şükür. Konu şifrelenmiş veri ile makine öğrenmesi. Aslında konu bayağı geniş bir konu. Sadece şifrelenmiş veriyle makine öğrenmesi değil, şifrelenmiş veriyle her şeyin hesaplanması. Yani şimdi anlatınca göreceksiniz. Bayağı ilginç bir konu ve biraz şaşırtıcı şeyler var içerisinde. Doğal olarak bu aslında bir kriptografi konusu değil mi? Çünkü encryption, kriptografi demek. Bir defa kriptografi var. Sonra bir miktar da içerisinde makine öğrenmesi var. En çok sizce en önemli konu hangisi burada sizce? Tahmin edersiniz. Kriptografi. Çünkü en ağır, en önemli kısmı o. Şimdi birkaç hızlı bir şekilde üzerinden geçeyim. Birkaç tane kelime öğrenin. Birincisi kript kelimesinin kökeni Yunanca, eski Yunan. Sonradan Latince'ye giriyor. Oradan da İngilizce'ye geliyor. İngilizce'de şimdi çok yaygın bir şekilde birçok kelimenin kökeni. Encryption, bir sürü, birçok fiil ve ismin içinde kullanıyor. Encryption algoritm, decryption algoritm. Üç tane terim önemli. Kriptografi, kriptanalisis, kriptoloji. Kriptografi, şifreleme metotları tasarlama bilimi. Kriptanalisis, onların güvenliğiyle ilgili analizler, çalışmalar yapma ama en prensip olarak onları kırma bilimi. Kriptoloji de bunun ikisi birden. Bazen kriptografi derken aslında ikisini de birden söylüyor olabilirler. Bir başka kelime de, bu benim düşüncem, Arapça bilen bir takım arkadaşlar benimle aynı fikirde değil. Şifre kelimesi Arapça diye düşünüyorum. Ben her ne kadar bazı Araplar, Arapça sözlükler Fransızca söylüyorsa bence şifre kelimesinin kökeni sıfır, sıfırlama. Şifrelemede öyle bir özelliği var ve bu konuda Arap-İslam geleneğinde de bol miktarda çalışma yapılmış. Onlarla ilgili okumalar yapıyorum buralar. Fuat Sezgin'in kitabında çok az şey vardı. Bu gördüğünüz şeyler buradan. Kriptoloji tarihçesine girmeye başladı. Daha doğrusu kitaplarına, klasik kitaplarda yoktu. Şimdi yavaş yavaş girmeye başladı. İnşallah bir kitap yazacağız Türkçe. Böyle bir niyetimiz var. Bir gün o noktaya gelirsek bunları da işin içine koruruz. Kriptografinin bir de doğu tarihiyle ilgili kısımlarını öğrenmiş olur arkadaşlarımız. Amaç ne? Amaç güvenlik elde etmek. Güvenlikle burada kastımız daha çok veri mahremiyeti, confidentiality elde etmek. Dolayısıyla gönderici datasını şifreleyip kanala koyuyor. Ve düşman, yani adversary, daha böyle hani nazikçe bir terim, adversary her zaman orada. Alıcı da alıyor şifrelenmiş datayı ve deşifre ediyor. Biz şu soruları soruyoruz kendimize. Harika, çok güzel. Acaba adversary bir şey öğrendi mi? Hala datamız yeteri kadar mahrem mi? Bizim şeyimiz bu, düşüncemiz bu. Yani biz aslında kriptografiyle çözdüğümüz sorun güvensiz bir kanal üzerinde güvenli haberleşme yapmak. Eğer mesajını gönderseydim adversary'nin de eline geçecekti. Gönderip direkt olarak göndermek yerine şifreleyip gönderiyorum. Başka bir kanaldan da anahtarı gönderiyorum. Bu anahtarın ne olduğunu yavaş yavaş anlayacaksınız. Daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz. Anahtarı gönderiyorum. Anahtar çok daha küçük bir varlık, küçük bir entity. O yüzden o diğer o güven çok ucuza mal edilebilir bu. Dolayısıyla daha sonradan güvensiz kanaldan her şey şifreli girdiği için oradan çok sayıda mesaj, çok yoğun mesaj gidebilir. Kriptografi bize bu problemi çözüyor, prensip olarak. Bir tane önemli bir prensip var, Kirchhoff prensibi deniyor. Kirchhoff bir lingüistti. İlginçtir, yani kriptografi 1950'lere kadar aslında
bir dil bilimin bir alt bölümü gibi düşünüldü. Çünkü şifreleme genellikle kelimeler tekst üzerinden, metin üzerinden yapılıyordu. O yüzden linguist, kriptografer gibi terimleri geçen yüzyıldan hala okuyabiliyorsunuz. Bugün artık kriptografi şifrelediğimiz şeyler binary sayılar. Artık yani dil bilimden uzağa gittik. Çünkü eskiden bir tek text vardı elimizde. Bir tek mesaj vardı gönderdiğimiz ama şimdi video gönderebiliyoruz. Çok uzun dokümanlar, yazılı dokümanlar gönderebiliyoruz. Image gönderebiliyoruz. Daha da karmaşık şeyleri de gönderebiliyoruz. Kerşov'un prensibi şu. Kerşov diyor ki düşmanın anahtarını bilmediği ama metodu bildiğini varsayman lazım. Çünkü orada kırmızıyla yazılmış ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilemiyorum ama metot, şifreleme metodunu çok fazla gizli tutamazsınız. Çünkü çok az sayıda metot var. Yani bir süre sonra herkes o metotları öğreniyor. Dolayısıyla çok fazla gizli tutamazsınız. Neyi bilmemesi lazım düşmanın? Anahtarı. Anahtarı bilmemesi için gerekli önlemleri almış olmanız lazım. Peki düşman elinde ne gibi, adversinin ne gibi şeyler var, imkanlar var? Birincisi, anahtar sonuçta sonlu bir büyüklük. Dolayısıyla anahtar sayısı da sonlu. Anahtarları deneye bulabilir. Dolayısıyla yani buna biz exhaustive key search, bütün anahtar kümesini tarıyor. Yeteri kadar hesaplama gücü varsa, yüksek güçlü bilgisayarlara ulaşabiliyorsa çok daha fazla başarılı olabilir. Başka bir metot da onunla alakalı aslında, direkt olarak alakalı. Matematiksel metotlar. Onların amacı sadece böyle ham hesaplama gücü kullanmak değil. Yani böyle gözü kara bir şekilde fazla düşünmeden hesaplama yapmak yerine matematiksel kısa yollar, shortcut bulma yolu. Burada da tabii başarılı olmak için biraz yaratıcı olmak lazım. İyi matematik bilmek lazım. Kripto analiz yapan insanlar, kripto analiz yapan insanlar bu iki güce, iki kollarında iki kuvvet lazım. Bir hesaplama gücü lazım, yüksek güçlü bilgisayarlar lazım. Bir de matematiksel yaratıcılık gerekli. Bir de yavaş yavaş kuantum kompütür var. Kuantum kompütürle birçok kriptografik algoritma kırılır. Direkt olarak hesaplama gücüyle kırılır. Çünkü algoritmalar yavaş yavaş ortaya çıktı. Hatta ilk algoritma 1994'te, 95'te bulundu. Bunlar kuantum algoritmalar. Daha kuantum kompütür yokken bile kuantum algoritmaları düşünmek mümkün. Önce teorik olarak kağıdın üzerinde, daha sonra simülatörlerle böyle bir şeyin olabileceğini gösteriyorsunuz. Ne kadar zaman alacağını tahmin ediyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Aldıkları zamanlar bir klasik bilgisayara göre çok çok daha az. Klasik bilgisayar zamanına göre order olarak olağanüstü daha az zamanda yapabiliyor. Şimdi size bir algoritmadan bahsetmek istiyorum. İki algoritmadan. Bir IS algoritması. Bu o kadar önemli bir algoritma ki telefonlarımızda, laptoplarımızda her yerde kullanıyor. Bankamatiklerde. Bankaların şubeler arasında, banka şubeleriyle banka merkezleri arasında konuşmalarda her yerde kullanılıyor. Bu algoritma bir blok datayı şifreliyor. O bahsettiğimiz metotla yani bir gizli bir anahtarla anahtar sonradan gönderiliyor. Ya da işte bankamatik makinesi anahtarı biliyor, işte merkez anahtarı biliyor. Bankamatikle merkez arasında güvenli haberleşmeyi sağlıyor. Bu algoritma olmasaydı bunları ya gerçekten yapamazdık. Şu anda bizim bütün dünyada yani işte Kore'den ABD'ye işte efendim Güney Afrika'dan Belçika'ya her tarafta bu algoritmayı kullanıyor. Bu algoritma ile ilgili ben kısa bir video yaptım, size onu göstermek istiyorum. Rheindahl algoritmanın orijinal adıydı. Bu algoritmayı iki tane Belçikalı arkadaşın kurduğu için kendi isimlerini vermişler. Bu algoritmanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 128 bitlik datayı şifreliyor ama datayı alıyor bir matris gibi organize ediyor. 4'e 4 matris gibi her bir matris entresi de
bir 8 bit. Dolayısıyla 16 tane 4'e 4 16 tane matrisin içinde eleman var. Ve 8 bit, her birisi de 8 bit, 128 bit. Bütün bakın bunu size ne gösteriyorum? Ne kadar karmaşık işler yaptığını göstermek için. Amaç burada düşmanın anahtarı tahmin etmesini imkansız bir hale getirmek. Şifrelenmiş datadan şifrelenmemiş dataya doğru olan giden yolun çok karmaşık olmasını sağlamak. Bütün bu işlemler sırayla yapılıyor onu yapabilmek için. Yani data üzerinde yer değiştirmeler, yerine koymalar, matris, vektör çarpmaları gibi çok ilk başta aldığınız datayla en sonunda elde ettiğiniz şifreli data arasında dağlar kadar fark oluyor. Bunu sağlamak lazım. Çünkü şifrelemenin geriye döndürülmesine engel olmazsanız o zaman o zaman kırarlar, kırmış olurlar. Bakın input sol üst köşede. Şimdi daha hala devam ediyor işlemleri yapmaya. 11. adımın sonundaki o portakal rengi şey de output. Bu kadar çok işlem. Şimdi oradaki 39'a bakıp bütün başına dönmeniz mümkün mü? Bayağı güç bir şey. Yani şu ana kadar bunu başarmış olsalardı biz bu algoritmayı kullanmayı bırakırdık. Şifrelemenin böyle özelliklere sahip olması gerekir. Dediğim gibi bu algoritma datayı alıyor, bir matris biçiminde organize ediyor. Matrisin her bir elemanı 8 bitlik bir sayı oluyor. Bunu bazen polinom, bazen sayı gibi görüyor bunları. Fark etmez, fazla matematiğine girmek istemiyorum ama şunu anlamanızı istiyorum. Bakın orijinal data şurada, şu üst köşeden, şuradan içeri giriyor. Ve burada defalarca değil mi? Bu kadar çok tur atıyor. Buradan da dışarı çıkıyor. Amaç buradan geriye doğru olan yolu imkansız bir hale getirmek. Bütün amaç bu. Bundan dolayı yapılan işlemler çok karmaşık. Olağanüstü karmaşık işlemler var. Bir algoritmayla daha sizi tanıştırmak istiyorum. Bu da ondan çok farklı. Yani inanılmaz bir algoritma çünkü sırf matematik. Yani sadece bir sayının başka bir sayıya göre üstüne alıp o sayıyı modülü aritmetikle boyutunu, değerini küçültüp yeni bir sayı elde etme metodu. Gördüğünüz gibi M'nin eğinci kuvveti mod N işlemi C'yi veriyor. C, şuradaki C sayısı şifrelenmiş data. M sayısı orijinal data. Geriye kalan N ve E sayıları bunlar da anahtar arkadaşlar. Şifreleme böyle oluyor. Altında da deşifre algoritması var. Onun da anahtarı D. Yani ne E ile şifreliyorsunuz, D ne E ile de deşifre ediyorsunuz. Bu algoritma bundan ne kadar farklı değil mi? Burada yani neredeyse hiç matematik yok. Aslında matematik yok değil ama çok karmaşık matematiğin birbirinin ardına uygulanması dolayısıyla bir formülasyon yok. Ama burada çok basit bir matematik formül var. M'nin eğinci kuvveti şifreliyor, C'nin deyinci kuvveti de deşifre ediyor. İki tane önemli algoritma. Bu iki algoritma internet güvenliğinin, cep telefonlarının, mobil komünikasyon, mobil haberleşme güvenliğinin temel şeyleri, temel kuleleri. Yani bu ikisi birden. RSS algoritması olmazsa Amazon.com'dan da hepsi buradan işte bu işte ne bileyim sahibinden.com hiçbirisinden güvenli haberleşme yapamazsınız. IIS ve RSS birlikte bugün bizim güvenliğimizin temel yapı taşları. Hiç buna bir şüpheniz olmaz. Size bir RSS örneği göstermek istiyorum. Bakın 11 diye bir asal sayı, 13 diye başka bir asal sayı seçiyorum. Bunları çarpıyorum. Çarpımı 143. Sonra asal sayıların bir eksiğini de çarpıyorum. P eksi 1 ile Q eksi 1'i de çarpıyorum. Bakın şurada yaptığım şey. O da 120'ye eşit. Sonra bir E sayısı seçiyorum. Bu işte o üstte kullandığım sayı. Bu E sayısının 120'ye göre asal olması lazım. Çok onu halletmek kolay. E'nin çarpımsal tersini buluyorum 120'ye göre. O da bana D'yi veriyor. E anahtarı
E eşittir 7 şifreleme anahtarı, D eşittir 103 de deşifre etme anahtarı. Mesela 99'u şifrelemek istesem 99'un 7. kuvvetini alıyorum. 99'un 7. kuvveti. Yani 99'u 7 defa çarpıyorsun. E tabi büyük bir sayı olur. Ama bu sayıyı 143'e bölüp kalanını almanız lazım. Bu modüler aritmetik gerekiyor burada. O çıkan sayı 143'ten az oluyor. 44 oluyormuş. Şimdi 44'ü gönderiyorsunuz karşı tarafa. Karşı taraf da deşifre etme anahtarını biliyor. O da 44'ün 103. kuvvetini alıyor. Çünkü D şifreleme anahtarı da 103'tü. 44'ün 103. kuvveti de arkadaşlar mod 143 düşürdükten sonra size 99 verir. Birisi şifre ediyor, birisi de şifre ediyor. Nedir burada şey, yani ders ne, konu ne? Burada matematik daha böyle elle tutulabilir bir matematik var. Yani sayıları çarpabilirsiniz, ekleyebilirsiniz filan yani. Üstlerini alıyorsunuz zaten. Ama bunu AES için söyleyemezsiniz. Şimdi tabii benim bu gösterdiğim 11 ile 13'e güldünüz. Ya böyle şifreleme mi olur? Haklısınız. 11 ile 13'te şifreleme olmaz. Bakın şu anda Amazon'la konuşurken kullandığınız P ve Q sayıları bu kadar büyük. Bunlar Amazon'un sayıları değil. Bilseydim ben Amazon'un bugün çöktürürdüm. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu anahtarların gizli tutulması lazım. P'nin ve Q'nun gizli tutulması lazım. Bir P asa sayısı seçiyorum. Bu asa sayının büyüklüğü 1024 bit. Yani aşağı yukarı 350 filan ondalık rakam. Çarpıyorum. İkisi birlikte 650 bit, 670 bitlik, 670 rakamlık bir sayı oluyor. Ondan sonra fi'yi hesaplıyorum, fay sayısını. O da o kadar büyük bir sayı. Sonra bir el seçiyorum. Rastgele bir el sayısı seçtim. O da o kadar büyük bir sayı. Ondan sonra D'yi hesaplıyorum. Bu işte şifre etme anahtarı. Bu anahtarlar bu kadar büyük yani. Anlatabiliyor muyum? AES'i güvenli hale getiren anahtarların bu kadar büyük olmaz. Anahtarlar küçük olursa bu 11'de, 13'de, 19'da olacak işler değil bunlar tabii ki. Tahmin edeceğiniz gibi. 5-6 rakamla da olabilecek işler değil. Birkaç yüz rakamın çok üstünde olmak gerekiyor. 300 rakamın bayağı bir üstünde olmak gerekiyor. Değil mi? Bunlar şu andaki gördüğünüz D sayısı 650 rakamlı bir ondalık rakamlı bir sayı. Şimdi bir mesaj alıyorum. Bakın mesajımı da Mühendis Fakültesi'nin web sitesinden aldım. İsmi Üniversitesi Mühendis Fakültesi'nin amacı eğitim ve araştırmada Türkiye ve coğrafyasında fayda ve farklılık yaratmaktır. Bu benim cümlem. Çok beğeniyorum cümlemi. O yüzden her yerde kullanıyorum. Bu cümleyi alıyorum, sayıya dönüştürüyorum. Bir teksti nasıl sayıya dönüştürürsünüz? Cevabı Unicode. Eğer duymadıysanız öğrenin. Unicode, tekstin sayıya dönüşme algoritması veya dönüşme tablolarının adı, bir standart, uluslararası bir standart. Teksti, yani i harfini, s harfini, t harfini, i harfi, bütün harflerin karşılığı olan sayıları birbirine uluyarak, birbirine ekleyerek elde ettiğim sayı M sayısı bu. Şimdi ben M'i şifreleyeceğim. C sayısını buldum. O C sayısı M'nin E'inci kuvveti modem. O da gördüğünüz gibi 650-660 rakamlı bir sayı. O sayı acaba tekst olarak neye karşılık geliyor diye o tekste, sayıdan tekste dönüşüm algoritmasını yaptım. Bu çıktı. Gördüğünüz gibi anlaşılmaz bir tekst oldu. Bu tekst şifrelenmiş hali. Şu güzel cümlemin, İstinye Üniversitesi cümlemin şifrelenmiş hali bu. AES de böyle çalışıyor. AES örneğini göstermedim ama AES örneğini gösteriyor. Şimdi bu şey örneğe, şimdi yavaş yavaş konumuza girmek istiyorum. O konu şu. Şu basit örneğe geri dönmek istiyorum. Şimdi basit örnekte P11, Q13'tü. E7'ydi. D103'tü. N'de 143'tü. 99'u şifrelemiştik. 44 bulmuştuk. 44'ü de şifrelediğimizde de 99 buluyoruz. Bununla devam edelim. Şimdi burada şöyle bir şey fark etmenizi istiyorum. O da şu. Sıfırı RSA algoritmasıyla bulursunuz. Niye? E kardeşim,
Tabii öyle. Çünkü C eşittir. Formül şu. C eşittir M üzeri E mod N. Şimdi N sıfırsa C ne olur? Sıfır olur tabii. Sıfırın şifrelenmiş hali gene sıfırdır. Yani ARS algoritması sıfırı şifrelemek için iyi bir metot değil. Çünkü gene sıfır. Birin şifresi de öyle. Çünkü birin eğinci kuvveti gene birdir. E ne olursa olsun. Eksi bir de öyle. Eksi birin eğinci kuvveti e sayısı tek olduğu için o da eksi bire eşit. Yani aslında n eksi bire eşit ama modulo n olarak eksi bire eşit. Bu üç sayı özel. Bunlara dokunma. Yani bunları şifreleme diyorum sana ben. Yani bunları şifrelemeye kalkışma. Bunun dışında o kadar çok şey var ki şifreleyebileceğin. Tamam mı? Şimdi ben bütün sayıları aldım 143 için. Bütün sayıları şifreledim. Sıfırın şifresi sıfır arkadaşlar. Birin şifresi bir. İkinin şifresi 128'miş. Niye? Öyle. İkinin yedinci kuvveti modulo 143, 128'e eşit çünkü. Onun da üçün şifresi 42'ymiş. Dördün şifresi 5. Hepsini sıraladım. Şimdi şunun böyle bir özelliği var. Bundaki bütün sayılar one to one. Yani her bir mesaj sayısına bir şifreleme sayısı denk geliyor. Her bir şifreleme sayısında başka bir mesaj sayısı denk geliyor. Yani ben bununla mesela o listeyi sort edeyim zaman görürsünüz. Bakın hiç şey yok. Duplicate entry'ler yok. Gördüğünüz gibi sadece orijinal sayı var. Şurada şöyle bir şey yazmışım ben. Bunu anlamanızı istiyorum. Bu biraz şimdi konumuza sokacak bizi. ARS algoritmasında hiç redundancy yok. Redundancy şu demek. Her bir sayının bir tane karşılığı var. Her bir şifrelemenin şifreli sayının da başka bir tane mesaj karşılığı var. Arada hiçbir boşluk yok. Yani bir tane mesajın 120 milyon tane şifresi yok. Yok öyle bir şey. Ha diyeceksin ya ne gerek var? İşte bakın gerek olacak şimdi. Çok ilginç. Yani bu o konu bütün 80'ler ve 90'lar boyunca kriptografi öğrenenlerin hepsi bunu kaçırmışlar. Hepsi bunu kaçırmışlar. Bir adam hariç. O adam bize çok şey öğretti. Şimdi homomorfizm diye bir şey tanımlamak istiyorum. O da şu. Diyelim ki X'i şifrelemişim. Y'yi de şifrelemişim. Elimde X'in şifreli hali ve Y'nin şifreli hali var. Deşifre etmiyorum bakın. Şifreli halleri var. Bunları bir şekilde eklesem X artı Y'nin şifreli hali relatively homomorphic deniyor. Ne faydası var bunun ya? Şu faydası var. O zaman sayıları decrypt etmeden ekleyebilirsin. Şifreli haliyle eklersin. Anlatabildim mi? Eğer additive homomorphic değilse o zaman alırsın. Önce eksi de şifre etmen gerekir. Sonra yeni de şifre etmen gerekir. Sonra toplarsın. Sonra tekrar şifrelersin. Bakın ne kadar zahmetli bir iş. İş. Onun yerine bir tek toplamayla şifreli haliyle halledebilirsin. Üstelik bunu yaparken hiç anahtar falan da kullanmadın. Şifreli datayı aldın, ekledin. Ama şu alttakilerini yapabilmek için anahtara ihtiyacım var. Anahtarsız olmaz aşağısı. Yani çok ilginç bir şey. Bu soru daha önceden sorulmuştu. Fark edildi bu. Ama çok üzerinde düşünülen bir konu değildi. Hatta bu özelliğin varlığı, böyle özellikten varlığı bir çeşit daha kötü oldu ya bu olmasa daha iyiydi falan gibi bir konuya bizi getiriyor. Bir de bunun toplamanın bir de çarpımsal homomorfizmi var. Yani ben şifreli X'le şifreli Y'yi çarptığım zaman çarpımın şifresini bulur muyum? Eğer bulursan harika, bulamıyorsan o zaman homomorfik olmadığı için önce deşifre edeceksin, sonra çarpacaksın, sonra tekrar şifre edeceksin. Şimdi bize bir soru sorayım. Önce bir tanım yapayım. Ben bir fonksiyona fully, tamamıyla homomorfik diyeceğim. Eğer
hem toplamsal hem de çarpımsal homomorfikse. Öyle bir encryption fonksiyonu bana verin ki ben deşifre etmeden şifreli datayı toplayabileyim ve çarpabileyim. Buna ben fully homomorphic deniyorum diyor. Eğer böyle bir fonksiyon varsa. Ve şu soruyu soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar sizce AES homomorphic olabilir mi? Vallahi orada kendi cevabımı vermişim. Olamaz. Niye? Çünkü o kadar çok karmaşık işlemler yapıyor ki. Sen o karmaşık işlemlerin içerisinden, onları yapa yapa onların içerisinden bir şey çıkaramazsın. Bir toplama metodu çıkaramazsın, bir çarpma metodu çıkaramazsın. Bir umut var RSA'de. Çünkü RSA biraz daha matematiksel. Toplama ve çıkarma da matematiksel işlemler olduğu için belki olabilir. Bakalım. RSA algoritması arkadaşlar multiplicatively homomorphic. Niye? Bakın Maybe'nin şifreli hali Maybe'nin eğinci kuvvetini biliyorum. M2'nin şifreli hali M2'nin eğinci kuvveti. Ben Maybe'nin eğinci kuvvetini ve M2'nin eğinci kuvvetini o halleriyle Maybe de M2'yi bilmeden çarpabilirim. Çarptığım zaman bulduğum şey aslında Maybe ile M2'nin eğinci kuvvetidir. Dolayısıyla Maybe ile M2'nin şifreli halidir. Bakın bir örnek vereyim. Demin ki o küçük örnek için N143, D'nin 7 olduğu örnek için. 9'un şifreli hali 9'un 7. kuvveti 48'dir. 11'in şifreli hali 11'in 7. kuvveti 132'dir. Şimdi ben deşifre algoritmasını bilmiyorum. Deşifre key'ini bilmiyorum. Yani ben 107'yi bilmiyorum. Tamam mı? Hiç bilmeden. 48 ile 132'yi çarparsam, 48 kere 132 mod 143, 44 bulurum. 44 gerçekten de 99'un şifreli halidir. Bak gördünüz mü? 9 kere 11, 99 ben 9'un şifreli hali, 11'in şifreli halinden 99'un şifreli halini buldum. RSA'da bu varmış. Harika bir şey. Harika bir şey böyle bir özelliğin olması. Gerçekten çok güzel bir şey. Peki RSA, RSA algoritması çarpımsal olarak homomorfik mi? Toplamsal olarak homomorfik mi? Yok, değil. Birçok insan bunu araştırdı. Gerçekten yok öyle bir operasyon. Toplamsal homomorfizm olmuyor. Kimse böyle bir şey bulamadı. Acaba ben deneyeyim mi hocam? Bence sen deneme bunu. Çünkü işler senin bildiğinden daha da karışık. O yüzden deneme. Biraz daha öğrenmen lazım. Böyle ya çarpımsal ya da toplamsal homomorfik algoritmalara ikisi birden yoksa, ikisi birden varsa fully homomorfik. İkisi birden yoksa, biri varsa kısmi homomorfik, yani partially homomorfik algoritmalar diyoruz. Bakın algoritmalar, bu isimlere bakın. Benalow, Damgaard-Jurick, Elgamal, Goldwasser-Mikali, Nakashi, Stern, Okamoto, Uchiyama, Pellier ve RSA. Bunların hepsi ya çarpımsal ya toplamsal ama ikisi birden değil. İlginçtir. Biz şu anda bu konuda bir kitap yazıyoruz. Ben Beyoğlu Üniversitesi'nde Funda Özdemir hocamız, ayrıca Katip Çelebi'den de Zeynep Ödemiş Özger hocamız. Üçümüz kitabı bitirmek üzereyiz. İnşallah yakın bir zamanda bitireceğiz. Zaten söz verdik 15 Haziran diye. En çok tabii çalışması gereken benim. Çünkü Funda ile Zeynep işlerini gerçekten bitirdiler. Hani neredeyse bitirdiler. Bundan da haberdar olmanızı istedim. Böyle bir kitap yazıyoruz. Bitmek üzere. Homomorfik fonksiyonlara. Çünkü asıl konumuz bu. Kim buldu bunu? Kim ilk fully homomorphic algoritmayı buldu? Adı Craig Gentry. Yıl 2008. RSA algoritmasının bulunduğu yıl 1978. 76-77. Yayınladığı yıl 78. 30 yıl sonra 2008 yılında Craig Gentry bir makale, bir tez yazıyor. Diyor ki arkadaşlar fully homomorphic encryption algoritmaları var. Ama bir şey daha fark ediyoruz. Kardeşim bunlar çok zor şeylermiş. Çok karmaşık algoritmalar. Ben de uzun bir süredir özellikle bu korona günlerinde daha yoğun bir şekilde bunlara bakıyorum.
Bunların bir özelliği var arkadaşlar. Bunlar hem şifreli dokümanın hem de anahtarların büyüklükleri çok fazla. Siz demin RSA'ya baktınız, ben orada 600 rakamlı sayı verdim. 600 rakamlı sayı 2000 bit eder, değil mi? 2000 bit için ne kadar büyük sayılar dediniz. Siz ne kadar büyük sayı görmemişsiniz. Ben size şimdi büyük sayılar göstereceğim. Vay be, bu sayılar bu kadar büyük olabiliyormuş diye diyeceksiniz. Evet. Şimdi ben şurada iki tane küçük not koydum. Buna biraz kendime notlar. Tamam mı? Birincisi, bu fully homomorphic fonksiyonların hiçbir tanesi one to one değil arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bir mesaja bir şifreleme değeri assign olmuyor. Değil. Hatta bir mesaja çok fazla farklı, birbirine eşit olmayan şifreli data assign oluyor. Dolayısıyla çok fazla redundancy var. Bu İngilizce bir terim arkadaşlar. Redundancy rocks. Yani redundancy şahtır gibi Türkçe'ye tercüme etmek lazım. Gerçekten bir yerde redundancy varsa orada gerçekten bilim oluyor. Bakın, redundancy yüzünden error correcting kodlar ortaya çıktı. Redundancy yüzünden fully homomorphic encryption mümkün hale geldi. Redundancy olmadığı zaman olmuyor gerçekten. Ve sen böyle çok tight kümeler yapıp çok tight assignment'lar yaparsan oradan bilim olmuyor. Oradan bilim çıkaramıyorsun. Yeni şeyler çıkaramıyorsun. Şimdi bir örnek göstermek istiyorum. Madem ki ben toplama ve çarpma yapabiliyorum, deşifre etmeden, şifreli datayla, o zaman ben matris vektör çarpması da yaparım arkadaş. Değil mi? Matris ve vektörün elemanlarının her birisi mesajların şifreli halleri olsun. Yani matris ve vektörler, elimdeki bütün matris vektörler şifrelenmiş data. Burada gördüğünüz C7, bir M7 diyorum. Çünkü anahtarı bilmiyorum. Deşifre edip M7'yi bulabilir miyim? Bulamam. Peki, C'lerin hiçbirisini deşifre etmeden ben bu matris vektör çarpmasını yapabilir miyim arkadaş? Cevap evet. Fully homomorphic encryption fonksiyonu varsa elinde, bal gibi yaparsın. Nasıl yaparsın? Nedir C7 mesela? C7 C1 ile C5'in, C2 ile C6'nın çarpılıp toplanmasından bulunuyor. E kardeşim, al bunları homomorfik olarak çarp. C1 ile C5'i homomorfik çarpmaya uğrat. C2 ile C6'yı homomorfik çarpmaya uğrat. O çıkan değerleri homomorfik toplamaya uğrat ve sonuçta bulacaksın. Anlatabildim mi? Yani buradaki, şuradaki işlemlerin hepsi bir matrisin vektörle çarpılması, bir matrisin karesinin alınması, bir matrisin eninci kuvvetinin alınması, canınızın istediği, aklınıza gelen her türlü içerisinde toplama ve çarpma bulunan her işlemin şifrelenmiş data üzerinde de yapabilirsin. Peki ne yapıyorsun sen burada? Sen burada C7'yi hesaplarken, C1 ile C5'i çarpıp, C2 ile C6'yı çarpıp toplayıp C7'yi bularken, o bulduğun C7 gerçekten de M7'nin şifreli hali. Üstelik hiç M7'yi bilmeden bunu başardın. Bu büyük bir güç. Bu büyük bir güç. Bu çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla biz ne yapacağız biliyor musun? Biz şimdi fully homomorphic encryption'ı makine öğrenmesine uygulayacağız. Niye? Nasıl? Ne demek? Kardeşim, bütün makine öğrenme algoritmaları cebirsel fonksiyonlar. Hiç fark etmedi mi onları? Değil mi? Ama hocam, yani makine öğrenmesi dataya uygulanıyor. Data işte efendim insanın gözünün resmi ya da efendim cildinden bir resim ya da bir çiçeğin resmi. Ben onları klasifiye edeceğim mesela makine öğrenmesine. Ben de sana şunu diyorum. Peki de data şifreli. Data nasıl şifreli olacak? Data nasıl şifreli olacak? Data eğer cloud'da, bulutta duruyorsa şifreli durmak zorunda. Çünkü çalınır. Datayı anonimize edemiyorsan, makine öğrenmesi için anonimize edemiyorsan şifreli olması gerekir. Data sensitif ise, mesela belki de sağlıkla ilgili bilgiler çok sensitif olmayabilir ama finansal bilgiler ve ulusal güvenlikle ilgili bilgiler çok sensitif.
Mesela bir takım finansal algoritmalar var, bir takım çıkarımlarda bulunuyor, bir takım datalar kullanıyor. Onlar milyon dolar, hayır milyar dolar değerinde onlar. O datayı kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Ulusal güvenlikle ilgili, işte efendim uydularımızın toparladığı bilgiler, sağdan soldan işte efendim mesaj elde ettiğimiz mesajlar, bunları şifreliyoruz arkadaş. Şifrelememiz gerekiyor. Kimseye güvenemiyoruz, güvenemeyiz. Şifreli bir şekilde bir yerde duruyor. Şimdi ben bunların üzerine makine öğrenmesi koşturmak istiyorum. Şimdi bunu biraz açıklayayım size, nasıl olacak bu? Şimdi bakın, bir makine öğrenmesi örneği seçtim. E-mail'in spam olup olmadığını anlama makine öğrenmesi metodu. Anlatabildim mi? Ben bir makine öğrenmesi algoritmasını train edeceğim. On binlerce, yüz binlerce e-maili kullanacağım. Hem spamler hem de gerçek e-mailler. Ve ondan sonra algoritma koştuğu zaman, training bittikten sonra benim bütün, benim orada e-mailimin başında, e-mail programının başında oturacak, gelen her şeye spam ya da spam değil diye bir marker koyacak. Şu anda sizin YouTube'un size Gmail'in size spam demesinin nedeni ne? Böyle bir algoritma. Bu algoritma çok da kullanılıyor. İşte onlardan birisi. Bu nasıl olur? Şimdi makine öğrenmesi bilen arkadaşlar biliyor. O yüzden bilmeyenler için bir şeyler hazırlayayım dedim. Aslında şöyle yapıyorsun. Alıyorsun bir teksti, bir vektöre dönüşüyorsun, dönüştürüyorsun. Bu vektör daha önceden oluşturduğun, diyelim ki 20 bin kelimelik bir listeye göre o kelime var mı yok mu? Mesela A kelimesi var mı yok mu? Artwork kelimesi var mı yok mu? Zoom kelimesi var mı yok mu? Zoom kelimesi var mı yok mu? 20 bin tane kelime var. Bir mesajın, her bir mesajın, her bir e-mail mesajının o kelimelere göre her birisinde o kelime vardır ya da yok. Varlar için diyelim ki 0-1, yoklar için 0 diye bir vektör oluşturuyorsun. Liste 20 bin elemanlı olduğu için vektörün de boyutu 20 bin oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani şurada şu mesajda birinci kelime var yok, ikinci kelime var yok, üçüncü kelime var yok, 20.000. kelime var yok diye bir çok uzun bir vektör yaptım. Tamam mı? 10.000 mesajım var. Dolayısıyla 10.000 vektörüm var. Dolayısıyla her bir vektörümde 20.000 tane, 20.000'lik boyutu var. Her bir vektörü de ben kendim, 10.000 az bir sayı değil ama birine para verip yaptırabilirsiniz. Spender değil de spender diye bir de bir label koyuyorsun, etiket koyuyorsun. Bu datayı Support Vector Machine, SVM diye bir algoritmaya veriyorsun. Nedir bu algoritma? Bu algoritma aslında lineer cebir arkadaşlar. Geçeyim üzerinden bunların. En sonunda bir şekilde size anlatacak bunu. Bu aslında bir optimizasyon problemi çözüyor ama lineer cebir kullanıyor. Lineer cebir nedir? Toplama ve çarpmadır arkadaş. Başka bir şey var mı lineer cebirde? Yok. Ah hocam, tersini alma, bölme. İşte şeye bölüyorsun. Bölme sayının tersiyle çarpmak demek. Sayının tersini hesaplamak da o kadar kolay, zor değil. Sonuçta ne yapıyor biliyor musun? Bu algoritma bütün o mesajların bulunduğu uzayı, şu anda ben uzayı iki boyut için burada gösteriyorum. En boyut için uzayı hayal etmemiz gerekir. Gösteremeyiz kağıdın üzerinde. Spam olanlar bir tarafta, spam olmayanlar bir tarafta, arasında da böyle bir onları ayırt eden, onları ayıran bir, şu kırmızıyla gösterdiğim bir boundary oluyor. Bu şu doğruyu hesaplıyor. Aslında SVM algoritması bu doğrunun eğimini ve de işte efendim translation'ını hesaplıyor. Bu doğrunun denklemini buluyor. Bütün yaptığı bu yani. Bütün yaptığı bu. Ha, o zaman madem ki bunu yapıyor, ben bunu buna uygularım arkadaşlar. Tamam, ben bunu uygularım. Bütün adımda bu işlemleri sırayla yaparım. Tamamıyla şifreli. Şunu demek istiyorum arkadaşlar, başa döneyim. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yani sakın küçümsemeyin bunu. 10 bin tane şifreli mesajı train ettim. Ben makine öğrenme algoritma 10 bin tane şifrelenmiş e-mail mesajını
kullanarak train ettim ve bundan sonra da şifreli mesajlar üzerinde karar verecek. Yani hem mesajlar şifreli hem de senin makine öğrenme algoritman karar veriyor, bu spamdır diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun ne kadar ilginç bir şey olduğunu anlamanızı istiyorum. Çok ilginç bir şey bu, çözüm bu. Böyle bir şeyin olabileceği çok şaşırtıcı. Ha, şimdi gelelim, buraya kadar her şey güllük gülistanlıktı. Ama ne yazık ki öyle çok da güllük gülistanlık değil. Evet, zaten benim bu işe girme nedenim de bu. Şimdi onu yavaş yavaş anlatırım. Bundan sonraki slaytlar 7 tane ama yani bütün konu burası, burada şu aslında. FHE algoritmaları çok büyük ciphertext ile anahtar kullanıyorlar. Çok büyük. Ne kadar büyük, sabret. Çok yavaş çalışıyorlar. Hepsi öyle. Hepsi, yani gerçekten hepsi öyle. Dolayısıyla bunları hesaplamak için özel bir takım bilgisayarlar tasarlamak gerekiyor. İşte orada ben gidiyorum işin içerisine. Çünkü benim bunları yapma konusunda bayağı bir birikimim ve tecrübem var. Dolayısıyla ben 2 aydır aslında öyle bir bilgisayar tasarlıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Silicon Valley'de bir ilerleyeyim arkadaşlar. BCV diye bir algoritma var. Bunlar bu şahısların isimleri. Bu algoritma polinomlar kullanıyor. Polinomların uzunluğu, 259 ile 214 arasında. 259, 512 demek. 214, 16.683 demek. Değil mi? 684. 16K. Tamam. 16.000 tane polinom var. Yani şöyle bir polinom hayal edin. X üzeri 16.007 artı 731 x üzeri 16.001 artı 143 x üzeri 15.997. Bunu hayal edin bakayım bana. 16.000 tane terimi var. Her bir terimi de 215 ile 250-512 arasında. Yani 512'yi alayım. 16.000 tane terim var. 16.000 terimin de her birisinin 500 bitlik bir şeyi var. Kas sayısı var her birisinin. Ya bu şu demek. 254 çarpı 512 tek bir polinomun gerektir sana istediği alan 8.39 milyon bit. Bir tek polinom için gerekli. 8.39 milyon bit. İstiyorsan 8'e 1 böl, byte bul. 1 milyon bilmem ne byte. Tamam mı? Bir tek polinom. Bu algoritma bu polinomların üzerine kurulu. Bu bir. Başlamadan önce bu algoritma hesaplamalar yaparken mesela matris vektör çarpması yaparken önce çarpmaları yapıyorsun, sonra toplamaları yapıyorsun. Daha karmaşık işlemler için işlemler sıralanıyor. O işlemlerin sıralanmasına biz aritmetik circuit diyoruz. Bu terimi duymamış olabilirsiniz. Aritmetik circuit. Bir takım işlemler sıralaması demek. Yani bir takım sayılar çarpılıyor, ondan sonra bir takım sayılar toplanıyor, sonra başka bir takım sayılar gene toplanıyor. Sonra başka bir takım sayılar çarpılıyor, gene başka bir takım sayılar toplanıyor. Böyle aşama aşama bunlar ilerliyor. Tamam mı? Buna biz level diyoruz. Bunlara level diyoruz. Bir tek mesajın uzunluğu aslında çok az. 4 bitlik mesajları şifreliyorum. Ama bir şifrelenmiş mesaj 2 polinom yeri tutuyor. Yani 16 milyon bit istiyor. Şu bak ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu fark etmenizi istiyorum. 1000 biti şifreleyip 16 milyon bit elde ediyorum.
RSA'de bu böyle değildi. 1000 biti şifreliyordun, 1000 bit elde ediyordun. O yüzden o redundant değildi. Çok sıkıydı. Burası çok geniş yani. Bu şu demek, milyonlarca farklı, yüz binlerce farklı ciphertextler aynı mesaja denk geliyor olabilir. Sol taraftaki, buradaki küme şu kadar, şuradaki küme bu kadar. Yani bunun bir sürü karşılığı var. Tek bir mesajın binlerce, yüz binlerce şifreli hali var. Çok fazla redundant. Bu bir. Ve bir de başka bir şey daha yapıyoruz. Böyle aşama aşama gittiğimiz için işte çapmaları yapıyoruz. Şurada pardon. Çapları yapıyoruz. Ondan sonra toplamalar yapıyoruz. Arada da başka bir takım işlemler yapmamız lazım. Onlara refreshing deniyor. Refresh deniyor. O da aslında bir seviyeden diğer seviyeye giderken farklı farklı anahtarlar kullanmanı gerektiriyor. Aslında tek bir anahtar yok. Farklı farklı anahtarlar kullanılıyor. Homomorphic computation'da secret key'e ulaşamıyorsun. Secret key demiyorum ben. Public key'lere ulaşıyorsun. Public key'lere dokunmak serbest. Public key'lerle işlem yapıyorsun. Ama her seviyede farklı public key'ler var. E peki bunların sayısı ne kadar? L artı bir tane secret key var. L artı bir tane de ilave secret key var. Ve her bir secret key'in ya bir ya da iki tane polinomu var. Anlatabildim mi? Seviyelerin sayısı 64 olsun. Seviyelerin sayısı 64 ise 65 tane farklı üçer eleman polinomu olan secret key'ler var. Bir secret key için de 8 milyon bit gerekli. Bunların hepsini çarpıyorum. Ne çıkıyor? 1.64 milyar bit. Bunlar secret key'lerin sayısı. 1.64 billion bits. Secret key'lerin sayısı. Peki public key'lerin orası daha büyük bir fecaat. Public key'ler matrisler biçiminde ve matrislerin elemanları polinomlar. Matrisin daha henüz çok emin olamıyorum. Çünkü insanlar tartışıyor bu konularda ne olması gerektiğini. Güvenlikle ilgili argümanlar var işin içerisinde. Ama hiç 1000'den aşağı gözükmüyor. 5000 olabilir, daha da fazla olabilir. Biz 2000 alalım. Biz bugün fazla cömert davranmayalım. 2000'e 2000 matris alalım. 2000'e 2. Ve bunun polinom elemanları var. Biliyoruz polinomların büyüklüğü de 200'leri 23. Bir o kadar da auxiliary, ilave public key var. Dolayısıyla bir de her bir seviye için var. Ne çıkıyor biliyor musun? Public key'lerin için gereken hafıza büyüklüğü 4.33 trilyon bit. Evet. Şu anda benim laptopum 2 trilyon bit arkadaşlar. Yani benim laptopuma, bu public'lerin hepsi benim laptopuma sığmayacak. Şimdi şöyle bir dünya hayal edin. Her şey şifrelenmiş. Vatandaşların sağlık kayıtları, maaşları, finansal banka bilgileri, employment bilgileri, şirketlerin, organizasyonların her şeyi şifrelenmiş. Onlarla ilgili bir işlem yapmak gerekiyorsa deşifre etmiyoruz. FHI geliyor, o işlemi yapıyor. Size bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Diyelim ki benim maaşıma üniversite %20 artış yapmaya karar verdi. Benim maaşımda MTL. Hiç kimse M'i bilmiyor. M şifrelenmiş ve database'te şifreli bir şekilde duruyor. O da C olarak duruyor. Kimse C'den M'i göremez. Kimse benim maaşımı bilmiyor. Ama benim maaşımın %20 artması lazım. Ne yapılıyor biliyor musun? O C sayısı C vektörü 1.2 ile homomorfik bir şekilde çarpılıyor. Şimdi benim yeni maaşım ne? 1.2 kere M. Onu da kimse bilmiyor. Çünkü şifreli hali olan C prime orada duruyor.
Şimdi böyle bir dünya düşünün. Yani gerçekten her şey şifreli. Bir işlem yapmak gerekiyorsa fully homomorphic encryption algoritması geliyor. Sana o işlemi yapıyor. Çünkü onun yapamayacağı bir şey yok. Onun hesaplayamayacağı bir fonksiyon yok. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu absolutely secure computation demek. Çünkü bunu ben yaparsam eğer, o zaman ne bilgisayara güvenmem gerekir, ne network'a güvenmem gerekir, ne de insanlara güvenmem gerekir. Çünkü her şey tamamıyla şifrelenmiş. Evet. 956 fena da değil. Şimdi ben aslında sorularınızı almak için kaydı durdurmak istiyorum. Tamam mı?